Merhaba, bugün sizlerle dünyaca ünlü Adana Festival düzenlenen meşhur çubuk turşusunun ham maddesi olan salatalık tarlasındayız. Gelin birlikte ziyaret edelim. Şimdi turşusuyla meşhur Aşağı Çavundur köyündeyiz. Bu köyde her hanede turşu kurulmakta. Gelin beraber ziyaret edelim. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz yavrum. Ne yapıyorsunuz burada? Oturuyoruz, dinleniyoruz. Turşu kurdum. Evet, salatalıkları topladınız. Topladım. Turşuyu yapıyoruz. Hiç dinlenelim diye. Dinleniyoruz şimdi. Daha turşu bulacağız. Dinlenip yok ona. Teyzeciğim. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları neye göre ayırt ediyorsunuz? Küçük mü, büyük mü? Küçük. Şunları. Boyları. Küçükler sıfır. Evet. Büyükler bir. Büyükler bir. Şunlar da iki. Ayrı ayrı turşu kuruluyor. Evet. Hepsi kendi mahsulleriniz. Evet. Hatice teyzeciğim, bize de turşu kurmayı gösterir misin? Gösterir. Şu anda ayırdık, inlemedik. Evet. Bu sıfır boy değil mi? Sıfır boy. Tamamdır. Bu an burayı değil. Benim elimde yıkarım, ben anlayayım. Şu anda böyle bazen iki yıkıyoruz, bazen üç kere yıkıyoruz. Turşumuzun püf noktası nedir? Vallahi böyle takıyoruz sabahları. Sevgimizle şey. Topluyoruz işte, severek yapıyoruz yine de. Üç noktasının hali orası da bizde kalsın. Çiçekleri kalmayana kadar, çekiyoruz. Toprak kalmayana kadar evet. Yapıyoruz. Biz sabahdan da gidiyoruz namazları kılınca. Böyle direkt alıyoruz. Evet. Topluyoruz. Geliyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra turşuya başlıyoruz. Evet. Böyle bir avuç kadar sarımsak atıyoruz içine. Azı yönünde attık. Ve tekrar salatalık. Heh, iyice sıkıştırıyoruz. Tuzlu suyu gelince bunlar iniyor. Bir daha dolduruyoruz. Tamamen üzeri dolana kadar evet, dolduruyoruz. En üstte son olarak defne yapacağını, evet. Dereotunu koyuyoruz. Defne yaprağı, önünden başka her şeye çaresi olamış. Tamam, ben sıkıştırayım, evet. Siz kapatın. Bu da kokusu olması için. Evet. Dereotu da turşuya aroma veriyor, tat veriyor, evet. Değil mi? Evet, şimdi çubuk turşusunun tarlalardan sofralarımıza nasıl geldiğini anlattık.